Bir ayağa kalkıp dua edebilir miyiz? Ya Rabbi Serhat'ım, sen bizim Efendimiz kurtarıcımızsın ya. Sen her şeyi yüceleten Rabbimiz. Seni övüyoruz, sana şükür ederiz Rabbim. Bize bize getirdiğin için Rabbim. Hayatlarımızı bereketlediğin için sana bir şükür ederiz Rabbim. Yalvarımda yap, şu an sen benim ağzıma söz koyuyorsun. Amin. Ve sen sözün her birimizin hayatında bereket. Amin. Sana her zaman, sadece şu anda değil Rabbim. Hayatımızın her anında sana ihtiyaç duyuyoruz. Amin. Gel ve sen hayatlarımızı bereket. Rabbim yüceltik olsun. Hamdolsun ki çok güzel bir kilisemiz var. Büyük bir kilise. Rahat rahat kilisemize geliyoruz. Tapınıyoruz. Ne sıkıntı veren var, ne zorluk çıkaran var, ne herhangi bir baskı var. Ama ilk kilise zamanında böyle değildi kardeşler. İlk kilise döneminde çok büyük bir baskı vardı kiliseye. Ve insanlar o zamanki imanlılar çok zor yerlerde tapınıyorlardı, birleşiyorlardı. Sığınaklarda yaşıyorlardı, sığınaklarda toplanıyorlardı. Hiç Kapadokya'yı gördünüz mü? Ben görmedim. Eşim ziyaret etmiş. Söylediğine göre yerin 7 kat altında kilise var. Yani bunu bilmek bile o zamanki baskının ne kadar zor olduğunu, ne kadar büyük olduğunu bize tarif edebiliyor kardeşler. Evet, o zaman sıkıntı vardı, kilise baskı vardı. Ama o sıkıntı ve baskılar kilisenin büyümesini sağladı. Baskı arttıkça imanlılar birbirlerine daha çok kenetlendiler ve Rab'be daha çok yaklaştılar. Ve kilise gittikçe büyüdü. Çin'de bundan 3-5 sene önce, 10 sene kadar önce komünist rejim altında bir iman hareketi başladı ve bir uyanış oldu. Oradaki komünist rejimde Hristiyanlık mevcut rejime karşı gelmek demektir ve imanlılara çok büyük bir baskı vardı. Bir günlerden bir gün bu baskı altındaki Çinlilerden biri Avrupa'ya gider. Avrupa'daki imanlılardan biri Çinli kardeşi şöyle bir şey sorar. Diyor, der ki sizin oradaki hararet, yani iman harareti bizim burada, yani Avrupa'da niye yok diye. Çinli'nin verdiği cevap şu olur. Çünkü siz burada çok rahatsınız. Onlar orada baskı altındalar, onlar orada sıkıntı içindeler ve bu baskı, bu sıkıntı onların imanını ayakta tutuyor kardeşler. Bizler her bir Hristiyan'ın yapması gerektiği gibi pazar günü kilisemize geliyoruz, hamdolsun. Yataklarımızdan kalkıyoruz, kilisemize geliyoruz. Burada birkaç saat Rab'be tapınıyoruz. İlahilerimizi söylüyoruz. Rabbi ilahilerle, dualarla övüyoruz. Vaazlarımızı dinliyoruz. Sonra buradan ayrılıyoruz. Sadece birkaç saatliğine Hristiyanlık yapıyoruz. Yani bir zamanlar biri şöyle bir ifade kullanmıştı. Pazar günü Hristiyanı diye. Yani kiliseye gelip birkaç saat burada imanlılarla birlikte zaman geçirip kiliseden ayrıldıktan sonra sıradan bir insandan hiçbir farkı olmamak. Bunu herkes için söylemiyorum. Ama böyle insanlar var kardeşler. Hristiyan yaşamı tam bir adanmışlığı gerektirir. Rab'be kendini adamak, Rab'be kendini teslim etmek. Sadece burada bir iki saat değil, hayatının her anında Rab'be güvenmek, ona iman etmek ve onu memnun etme isteği. Adanmış bir hayat. Ben bunu daha önce söylemiştim. Yani adanmışlık ne demektir? Adanmışlık. Birisi bir iş yerinden darbe yemiştir. Der ki bundan sonra ben kendimi aileme adayacağım. Yani sadece ailem için yaşayacağım. İfade edebiliyor muyum? Sadece Tanrı için yaşamak. Adanmış bir hayat. Tanrı'ya güvenmek, ona iman etmek ve kendini ona teslim etmek.
Eğer şöyle bir soru sorsaydım, Tanrı'yı kim hoşnut etmek ister diye, herhalde bütün eller havaya kalkardı. Ya hepimizin yüreğinde belki Tanrı'yı hoşnut etme isteği var. Peki Tanrı'yı nasıl hoşnut edebiliriz? Tanrı'nın sözünde diyor ki, iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Demek ki Tanrı'yı hoşnut etmek istiyorsak ona iman etmeliyiz. Tanrı'yı hoşnut etmek istiyorsak ona güvenmeliyiz. Tanrı'yı eğer hoşnut etmek istiyorsak onun bizim için vaat etmiş olduğu vaatlere güvenmek Alleluya. Ve kendimizi ona teslim etmeliyiz. Hristiyan yaşamı budur kardeşler. Adanmış bir hayat. Bir zamanlar biz Tanrı'dan uzaktayken, bir zamanlar biz günahlarımız içinde yaşarken İsa Mesih göklerden geldi ve bizleri taş üzerindeki ölümüyle Tanrı'yla barıştırdı. Amin. Bir gün vaftizci Yuhanna İsa Mesih'i uzakta gördüğü zaman şöyle demişti. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Evet, İsa Mesih dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Amin. O bizim için göklerden geldi. Bizim için haç üzerinde öldü. O bizim için o kutsal kanını döktü. Evet, ve bizleri Tanrı'yla barıştırdı kardeşim. Halleluya. Rabbim yücelik olsun. Ve bundan sonra İsa Mesih'in ölümünden sonra Tanrı, Baba Tanrı İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizleri yaşayan bir umuda, solmaz, çürümez, lekesiz bir ümide yerleştirdi. Artık İsa Mesih ölümden dirilmiştir. Artık onun ölümün onun üzerinde hiçbir etkisi yoktur. İsa Mesih dünyadaki bütün işini tamamlamıştır. İsa Mesih artık göklerdedir. Ve bizler için tekrar geleceğini vaat ediyor. Ve bizler bu vaade güvenmeliyiz kardeşler. İsa Mesih göklere gitti ve tekrar geleceğini vaat ediyor. Tanrı sözünde diyor ki, İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek atlanır ve imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur diyor Tanrı sözünde. İsa Mesih gelecek. Amin. İsa Mesih gelecek. Ve İsa Mesih ona iman edenler için çok güzel bir gelecek hazırlamayı kurtulur. Bizler için göklerde çok güzel bir gelecek hazırlandı. Ama bizler kararımızı şu anda bu an dünyada vereceğiz. İman aynı zamanda eylem gerektirir. Ben imanlıyım deyip de eyleme geçmezsek bunun bize çok fazla bir faydası olmayacak kardeşler. Kutsal kitap sayfalarına baktığımızda Tanrı'ya güvenmiş ve onun beğenisini kazanmış birçok Tanrı adamına rastlıyoruz. Bunlar Tanrı'ya iman ettiler, ona güvendiler, kendilerini ona teslim ettiler ve başardılar. Ve asla bir daha eski kendileri gibi olmadılar. Tanrı'yla tanışıyor ve bir daha asla kendisi gibi olmuyor. Gelin bu karakterlerden birkaç tanesine bakalım. İbrahim babamız diyoruz. İbrahim, Tanrı'nın dostu, iman babası. Belki de iman denince akla ilk gelecek kişi. Peki ne oldu da İbrahim'e iman babası diyoruz, Tanrı'nın dostu diyoruz? İbraniler kitabını açabilir miyiz? 11. bölüm 8. ayetten itibaren okuyacağım. İbraniler 11. bölüm 8. ayetten itibaren okuyacağım. İman sayesinde İbrahim, miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. İman sayesinde bir yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Aynı vaadin ortak mirasçıları olan İshak ve Yakup'la birlikte çadırlarda yaşadı. Çünkü mimarı ve kurucusu Tanrı olan temelli kenti bekliyordu. İşte İbrahim'in imanı. İbrahim'e ailesini bırakıp, yakınlarını bırakıp hiç bilmediği bir yere gitmesi söylendi. Ve İbrahim Tanrı'ya iman etti.
Acaba biz olsaydık İbrahim'in yerinde ne yapardık kardeşler? Bazen biz Tanrı'nın bizim hakkımızdaki tasarısını sorarken bile çekinerek soruyoruz. Tanrı'nın iman eden her bir imanlı ile ilgili bir tasarısı var kardeşler. Ama biz bazen bunu bilmeye korkuyoruz. Ya ailemi terk etmek zorunda kalırsam diye. Ya eski rahatım bozulursa diye. Ya istemeden çok uzak yerlere Rab beni gönderirse diye. Bazen öyle olabiliyor kardeşler. Ama İbrahim ne yaptı? Tanrı'ya iman etti. Ona güvendi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. İbrahim'in yapması gereken buydu. Tanrı'ya iman etti ve eyleme geçti. Ve böylece İbrahim atlanmış sayıldı kardeşler. Şimdi İbrahim'in imanını sınanması gerekiyordu. Kimle? İshak'la, oğlu İshak'la. İbraniler 11:17'den itibaren okuyacağım. Diyor ki, İbrahim sınandığı zaman imanla İshak'ı kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan İbrahim, biricik oğlunu kurban etmek üzereydi. Oysa Tanrı ona senin soyun İshak'la sürecek demişti. İbrahim, Tanrı'nın ölüleri bile diriltebileceğini düşündü. Amen. Nitekim İshak'ı simgesel şekilde ölümden geri aldı. İbrahim, Moria bölgesindeki dağa çıkmıştı Tanrı'nın isteği üzerine ve biricik oğlu İshak'ı kurban olarak sunmak üzereydi. Ortada sanki çelişkili bir durum vardı gibi gözüküyordu. Çünkü Tanrı ona senin soyun İshak'la sürecek demişti. Sana yıldızlar kadar, denizin kumları kadar bir soy vereceğim demişti. Soyun İshak'la sürecek demişti. Şimdi 17 yaşındaki oğlunun kurban edilmesi isteniyordu. İbrahim her şeye rağmen Tanrı'ya güveniyordu. Tanrı'ya iman ediyordu. İshak'ı kurban etmek üzereydi. Onu öldürmek üzereydi. Ama Tanrı'nın onu ölümden dirilteceğini düşündü kardeşler. Amen. Tanrı'ya iman ediyordu, Tanrı'ya güveniyordu. Aslında Tanrı hiçbir zaman İbrahim'in İshak'ı kurban etmesini tasarlamamıştı. Tanrı halkı için insandan kurbanlar istemedi hiçbir zaman. Burada sadece yapılması gereken İbrahim'in imanının sınanmasıydı. Tanrı, İbrahim'in biricik oğlu İshak'ı kurban etmesine izin vermedi. Ama kendi biricik oğlu İsa Mesih'in kurban edilmesine müsaade etti. Evet, amin. Rabbi yücelik olsun, Rabbi yücelik olsun. Tanrı biricik oğlunu bizim için, bizim günahlarımız için fidye olarak verdi kardeşler. Bir başka Tanrı adamına bakalım. Musa 11. İbrahimler 11. bölüm 24. ayet. Musa'dan bahsedeceğim. Diyor ki, Musa büyüyünce iman sayesinde Firavun'un kızının oğlu olarak tanınmayı reddetti. Bir süre için günahın sefasını sürmektense Tanrı'nın halkıyla birlikte baskı görmeye yeğledi. Mesih uğruna aşağılanmayı Mısır hazinelerinden daha büyük zenginlik saydı. Çünkü alacağı ödülü düşünüyordu. Haleluya. Bizler de kardeşler bu dünyadayken alacağımız ödülü düşünelim kardeşler. Tanrı Musa'yı çağırdığında aslında Musa ben kimim diye yanıtlamıştı Tanrı'yı. Ama Tanrı'yla tanıştıktan sonra Musa asla bir daha eski Musa olmadı. Musa'nın hayatı değişmişti. Evet. Şimdi içinizden bazıları ama o İbrahim'di, o Musa'ydı, onlar imanlı insandılar, onlar farklıydılar diyebilir. Ama ben de size şunu söyleyeyim ki onlar sıradan bizim gibi zayıflıkları olan insanlar. Sadece yapmaları gereken ne yaptılar? Tanrı'ya iman ettiler, ona güvendiler, kendilerini ona teslim ettiler ve başardılar. Onlar da bizim gibi sıradan zayıflıkları olan insanlar.
Yakup 5. bölüm 17. ayette şöyle diyor. Yerinde okuyalım. Yakup 5. bölüm 17. ayet. Diyor ki İlyas da tıpkı bizim gibi insandı. İlyas da tıpkı bizim gibi insandı. Yağmur yağmaması için gayretle dua etti. 3 yıl 6 ay ülkeye yağmur yağmadı. Yeniden dua etti. Gök yağmurunu, toprak da ürününü verdi. İlyas da bizim gibi insandı. İsa Mesih öğrencilerini çağırdığında Matta'yı çağırdı. Matta vergi topluyordu o sırada. İsa Mesih ardından gel dedi. Ve Matta her şeyi bırakıp İsa Mesih'in altına ardından gitti. Petrus, Yuhanna, Yakup bunlar balık topluyorlardı. İsa Mesih ardından gelin dedi. Onlar da İsa Mesih'in ardından gittiler. İman ve eylem. Bizim ilk adımı atmamız gerekiyor. Rab her birimizi çağırıyor kardeşler. Yeter ki bizim yapmamız gereken kendimizi ona teslim etmek. Onun ardından gitmek. Size şunu söyleyeyim. Rab bizi çağırdığında bize çok rahat bir hayat vaat etmiyor. Refah içinde bir hayat vaat etmiyor bize. Belki sıkıntılı bir hayat bizi bekliyor. İsa Mesih'in dediği gibi diyor ki benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek diyor. Ne var ki başınızdaki saçlardan bir tel bile yok olmayacak. Dayanmakla canlarınızı kurtaracaksınız diyor İsa Mesih. Paulus'un dediği gibi yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. Bundan beri doğruluk tacı benim için hazır duruyor diyor Paulus. Paulus'un hayatı da İsa Mesih'le tanıştıktan sonra değişmişti. Paulus bir daha asla eski Paulus gibi olmadı. Kiliseye zulmederken Şam yolunda İsa Mesih'le tanışan Paulus bir anda kendisini İsa Mesih'in hizmetleri olarak bulmuştu. Ve o andan itibaren zaferden zafere koştu Paulus. Yapması gerekeni yaptı. İsa Mesih'e güvendi, ona iman etti, kendisini ona teslim etti ve İsa'nın ardından gitti. 2. Korintoslular 11. bölümü açabilir miyiz? 2. Korintoslular 11. bölümde Paulus'un bakalım nelerle övündüğünü okuyalım burada. 23. ayetten itibaren okuyacağım. 2. Korintoslar 11. bölüm 23. ayet. Diyor ki Mesih'in hizmetkarı mıdırlar? Aklımı kaçırmış gibi konuşuyorum. Ben onun daha üstün bir hizmetkarıyım. Ben daha çok emek verdim. Hapse daha çok girdim. Paulus'un övündüğü durumlara bakar mısınız? Ben daha çok emek verdim. Hapse daha çok girdim. Sayısız dayak yedim. Çok kez ölümle burun buruna geldim. 5 kez Yahudilerden 39'ar kırbaç yedim. 3 kez değnekle dövüldüm. 1 kez taşlandım. 3 kez deniz kazasına uğradım. 1 gün 1 gece açık denizde kaldım. Sık sık yolculuk ettim. Irmaklarda haydutlar arasında gerek soydaşlarımın gerekse öteki ulusların arasında tehlikelere uğradım. Kente, kırda, denizde sahte kardeşler arasında tehlikelere düştüm. Emek verdim, sıkıntı çektim, çok kez uykusuz kaldım. Açlığı, susuzluğu tattım. Çok kez yiyecek sıkıntısı çektim, soğukta çıplak kaldım. Öbür sorunların yanı sıra bütün kiliseler için her gün çektiğim kaygının baskısı var üzerimde. İşte Paulus'un çektiği sıkıntılar. Paulus bu sıkıntılarla övünüyordu kardeşler. Bütün bu sıkıntılara rağmen yüreğinde kurtarıcısını memnun etme sevinci. Onun tek amacı vardı. İsa Mesih'in istediği hayatı yaşamak. Kurtarıcısını, Rabbini İsa Mesih'i hayatıyla memnun etmek. Ve bence Paulus bunu son nefesine kadar yaptı.
Bunu her birimiz yapabiliriz kardeşler. Yeter ki Rabb'e güvenelim. Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Kurtarıcısını, yerin göğün yaratanını memnun etme isteği. Ve Rabbin yarattığı birisinden memnun olması, ondan hoşnut olması. Haleluya. Rabb'e güven olsun, Rabb'e yücel olsun. Rabb'i hayatlarımızla hoşnut edelim kardeşim. Şunu bilelim ki Rabb'e hizmet ettiğimiz zaman yalnız değiliz. Dünyanın sonuna kadar her an bizimle birlikte olduğunu söyleyen bir Rabbimiz var. Evet. Rabb bizi çok seviyor. Amin. Rabb bizi hizmetinde kullanmak istiyor ve bizleri terk etmiyor. Amin. O da bizimle birlikte. Amin. Yeremye kitabını açabilir miyiz? Yeremye'nin hemen başında 1. bölümden okuyacağım. Yeremya'nın hizmete çağrılması ve Tanrı'nın ona Yeremya'nın tutumu ve Tanrı'nın ona ne söylediğini okuyalım. Sayfa 928 Yeremya 1. bölüm 4. ayetten itibaren okuyorum. Rab bana şöyle seslendi. Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni. Doğmadan önce seni ayırdım. Uluslara peygamber atadım. Bunun üzerine ah egemen Rab konuşmayı bilmiyorum çünkü gencim diye karşı çıktım. Bakın burada Yeremya kendisini verilen görev için aşağı görüyor. Ama Rabbin ona yardım edeceğini daha bilmiyor. Diyor ki burada ben konuşmayı bilmiyorum çünkü gencim diye karşı çıktım. Rab gencim deme dedi. Seni göndereceğin herkese gidecek, sana buyuracağım her şeyi söyleyeceksin. Onlardan korkma. Çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim. Böyle diyor Rab. Onlardan korkma. Çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim diyor. Evet kardeşler, Rab bizi hizmetinde kurtarmak için Rab bizimle. Bize yardım etmek istiyor. Her an bizimle. Dünyanın sonuna kadar her an bizimle birlikte olan bir Rabbimiz. Sevgili kardeşler, Rab çağırıyor. Bizden ister Rabbin tasarısını, bizi çağrısını ister kabul edelim, ister etmeyelim, Rab kendi tasarısını gerçekleştirecektir. Bizim yapmamız gereken bu çağrıyı kabul etmek. Bu bizim elimizde. Bu çağrıyı ister kabul edeceğiz, Tanrı'nın hizmetkarları olacağız, istersek etmeyeceğiz, kendi benliğimizin tutkularını yerine getiriyor olacağız. Kardeşler, o eski yaratılışı üzerimizden sıyırıp atalım. Yeni yaratılışı diyelim. Rab bizim için çok güzel bir gelecek hazırladı kardeşler. Artık silkelenme zamanı geldi. Silkinelim ve Rab'be yaklaşalım. Rab bizi hizmetinde kullanmak istiyor. Eğer ki Rab'den uzaktaysak, günahlarımızın içinde yaşıyorsak, kendi benliğimizin tutkularını yerine getiriyorsak artık silkelenme zamanı geldi. Rab'be yaklaşalım kardeşler. Tanrı bizi istiyor. Her birimiz için aslında görkemli bir gelecek hazırladı. Zaten biricik oğlu İsa Mesih bunun için dünyaya geldi. Bizleri göklere, bizim için hazırlamış olduğu yere götürmek için. Silkelenelim kardeşler. Rab'be yaklaşalım. O eski tutkularımızdan vazgeçelim. Benliğimizin isteklerinden vazgeçelim kardeşler. Kutsal bir hayat yaşayalım. Rabb'e iman edelim. Rab bizim için görkemli bir gelecek hazırladı. Gün bugündür. Yarın olmayabilir kardeşler. Hiçbir zaman yarını göremeyebiliriz. O yüzden Rab bizi bugün çağırıyor. Tanrı'nın sözünde diyor ki, bugün onun sesini duyarsanız yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Eğer ki bugün Rabbin sesini duyarsanız yüreğinizde, Rabb'e yaklaşın. Her birimiz, her birimiz. Rabb'e iman edelim ve eyleme geçelim. Rabb'e güvenelim, Rab bize vaat ediyor.
Rab bize çok güzel bir gelecek hazırladı. Ama bu güzel gelecek bu dünyada değil kardeşler. Bu güzel gelecek göklerde. Az önce söylemiş olduğum gibi İsa Mesih dünyadaki işini tamamladı. Ve İsa Mesih göklere çıktı. Şu anda Tanrı'nın sağında. Ve ona iman eden her bir insan için görkemli bir gelecek hazırladı. Amin. Bugün onun sesini duyarsanız yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Rab sözün her birimizin hayatında bereketlesin. Her birimizin sözünü sadece işiticileri değil, uygulayıcıları yapsın. Amin. Amin. Amin.